Herkese selam arkadaşlar. Ben Tufan. Bugün sizlere powerbank alırken neye dikkat etmeniz gerek onu anlatacağım. Çünkü bu konuda bayağı bir yenilikler var. Hele ki yeni nesil iPad, MacBook, cep telefonlar ya da Fujifilm X-T3, Canon EOS R gibi aynasız kamera kullanıyorsanız mutlaka bilmeniz gerek. Çünkü bu saydığım çoğu aygıtlar sadece bu powerbank ile şarj olabiliyor. Yalnız bu powerbank'e geçmeden önce size kısaca Type-C'den bahsetmek istiyorum. Type-C artık neredeyse standartlaşmış yeni USB formatı. Artık yeni çıkan bütün aygıtlarda var. MacBook, notebook, iPad'lerde, cep telefonlarda artık Type-C girişi bulabiliyorsunuz. Bunun avantajları nedir? Bu teknoloji sayesinde yüksek hızda veri transfer yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yüksek watt isteyen aygıtları PD denilen Power Delivery teknolojisi sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Aslında kısaca bizi şundan kurtaracak. İşte kardeşim Samsung şarj ucum var mı? Ya da PlayStation aldık, buna HDMI kablosu lazım, nereden bulacağız şimdi falan filan. Her şey ama her şey Type-C ile halledebiliyoruz artık. Ve en sonunda bu teknoloji powerbanklere de geldi. Mesela Canon EOS R gibi, Fujifilm X-T3 gibi aynasız kameraları normal powerbank ile şarj etmek mümkün değil. Çünkü bu aygıtlar yüksek watt istiyor. Ve bunu sağlayabilecek tek bir teknoloji var, o da PD, Power Delivery teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde artık powerbanklerle de kameralarımızı şarj edebiliyoruz. Ve bu teknolojiyi ilk powerbanklere getiren marka Anker'dir. Benim kullandığım Anker PowerCo 20.000 PD. Bunun iki tane girişi var. Bir tanesi Type-C. Şöyle göstereyim. Bir tanesi Type-C. Diğeri de normal USB. Normalde bu kapasitede bir powerbank'e şarj etmek 20 saat sürer. Ama Type-C girişini kullanırsanız ve prize takarsanız bu powerbank 4 saatte şarj oluyor. Ve bir MacBook Pro'yu 2 saatte şarj edebiliyor. Evet, bu aynı zamanda MacBook'u da şarj edebiliyor. Kapasitesini anlamak için ise iPhone 7'yi yaklaşık 6 kere şarj edebiliyor. Yanında şöyle güzel bir kılıf ile geliyor. Ve kablolarıyla Type-C'den Type-C'ye kablosu da var. Aynı zamanda şöyle bir araç şarjı alırsanız yine Anker'den, bunda da PD var. Aynı zamanda normal USB girişi de var. Bununla da powerbank'inizi de şarj edebilirsiniz, her şeyinizi şarj edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.